İyi akşamlar. Türkiye son 2 haftadan bu yana dershaneler konusuna kilitlenmiş durumda. Ve bu konu bundan 2 hafta önce 14 Kasım'da Perşembe günü Zaman Gazetesi'nin attığı manşetle başlamış oldu. Şimdi biz de Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ile birlikteyiz. Ekrem hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Efendim isterseniz hemen konuya girelim ve dershanelerin kapatılmasıyla ilgili ilk defa Zaman Gazetesi'nde çok net bir haber çıktı. Bir manşetten yayınladınız bunu. Bu süreç nasıl başladı, nasıl gelişti biraz bahsedebilir misiniz? Yanlış aklımda kalmadıysa 14 Kasım günü biz bunu manşet olarak kullandık. İşin doğrusu ilk taslak elimize geçtiği zaman işin doğrusu çok açık, net olarak söylüyorum. İnanamadık. Bir dershane üzerinden yıllardır konuşulan bir konu vardı. Dershane kapanacak mı, kapanmayacak mı? Hatta Sayın Başbakanımızın tabiriyle 3 bakanın yapmadığı veya yapamadığı veya yapmak istemediği veya rasyonel bulmadığı, yani ben bunu çoğaltabilirim yorumlarımla, bir gündem vardı ama karşımıza çıkan taslak çok vahimdi. Gerçekten ürkütücü bir taslak. Dershaneler kapanıyor. Kapatmayanlara ağır para cezaları veriliyor. İçinde özel teşebbüsü tamamen ortadan kaldıran, adeta bir kamulaştırma faaliyeti gibi bir şey gördük. Ya yani buna hatta ilk taşraya attığımız başlıkta eğer bu taslak doğruysa diye bir tabir kullandık. Eğitime darbe, eğitime büyük darbe. Yukarıda da eğer bu taslak doğruysa. Sonra tahkik ettik. Sağdan soldan aldığımız fikirlerle, aldığımız kanaatlerle ve ipuçlarıyla anladık ki taslak doğru. O zaman yukarıdaki üst başlığı değiştirdik. Eğer bu taslak yasalaşırsa dedik. Hala da aynı yerdeyiz. Bu taslak yasalaşırsa eğitime büyük darbe vurulmuş olur. Zaten o günden sonraki gelişmelerde bütün bu sürecin doğru olduğunu gösterdi. Tabii ki mesela yalan dendi. Birinci gün öğleye kadar bir şey denmedi. İkindi vakti bir şey denmedi. Sonra akşamüstü yalan diyenler oldu. Neyi yalan? Mesela Müsteşar Bey beni aradı. Beyefendi neyi yalan bu? Söyle, yarına hemen yazalım. Dedi ki dershaneler kapanmayacak. Tamam, yarın manşet yapayım. Dershaneler kapanmayacak. Hayır, tam o manada söylemiyorum da diyor, levhası inecek. Milli Eğitim'in çatısı altından çıkacak ama dershane devam edecek. Neden? Çünkü ders ihtiyacı devam edecek. Tamam, onu yapalım. Bizim derdimiz bir hırgür çıkarmak değil ki, bir kavga çıkarmak değil ki, bir kalp kırmak değil ki, bir güven zedelemesi değil ki. Ortada bir vaka var. Sonra yalan denilen her şey tek tek doğru olduğu ortaya çıktı. Neden? Hatırlarsanız hemen bazı sağ olsun arkadaşlar herhalde bir yerden veya birkaç yerden kendilerine söylenen sözler gereği taslak yalan diye manşet attılar, haber yazdılar. Bakanlık yalanladı diye haber yazdılar. Sonra biz de yalan denilen bütün unsurların altını fosforlu kalemlerle çizerek tarihe emanet ettik. Bu mu yalan, bu mu yalan, bu mu yalan, bu mu yalan? En üzerinde durdukları şey? Ceza. Para cezası diye bir şey yok. Bu her dedik işte burada. Miktarı da belli. En nihayette Sayın Başbakanımız yaptığı bir basın toplantısında veya bir televizyon programında elbette bir müeyyidesi olacak dedi. Şimdi neyi yalan o zaman? Demek ki yazılanların tamamı doğru çıktı. Doğru çıkan şeyin ayrıntılarına inildikçe üzerinde aslında çok düşünülmemiş bir taslakla karşı karşıya olduğumuz ortaya çıktı. Üzerinde düşünülmemiş. Aslında Ekrem Bey, dünkü Sayın Bakan'ın televizyon kameralarının karşısındaki sorularının cevaplarına bakarsak da henüz daha o günden bugüne kadar çok önemli bir gelişme de kaydedilememiş. Mesela etüt merkezleriyle alakalı çalışmaların devam ettiği, mesela yaş sınırlarıyla alakalı çalışmaların devam ettiği, mesela öğretmenlerin durumlarıyla alakalı, dershane öğretmenlerin durumlarıyla alakalı çalışmaların henüz daha devam ettiği, Maliye Bakanlığı'yla görüşmelerin sürdüğünü söylüyor. Anlıyoruz ki buradan o gün bugündür de zaten çok fazla üzerinde bir gelişme olmamış. Ve deniyor ki pazartesi günü itibariyle de Bakanlar Kurulu'na gelecek. Şimdi bir şeyin aslını iyi anlamazsak faslını hiç iyi anlayamayız. Biz niye bu yasaya karşı çıkıyoruz veya bu taslağa neden karşı çıkıyoruz? Meselenin aslına bakmak lazım. Aslına bakmaz, faslına bakarsak, yani ayrıntıları tek tek tabii ki ilgili insanlar, uzmanlar, dershaneler, milli eğitim yetkilileri
tek tek mercek altına bazı maddeler alabilirler. Ama ben şahsen gazetedeki yayın yönetimi olarak da biz meselenin aslına bakıyoruz. Aslı nedir? Aslı şu. Devlet diyor ki ben bir kanun çıkaracağım. 1960'lardan beri faaliyet gösteren dershaneleri kapatacağım. Biz diyoruz ki böyle bir şey hakkınız yok. Ancak şöyle hakkınız olabilir. Öyle bir eğitim sistemi oturtacağım, öyle bir eğitim sistemini işler hale getireceğim ki dershanelere ihtiyaç kalmayacak. Bu gayet güzel. Dershanelere, hatta şöyle diyeyim ben. Hayat nedir? Bir tek kelimeyle karşılığını söyleyin deseniz ben şöyle bir şey yazarım. Hayat iki nokta üst üste ihtiyaç. Bir şey ihtiyaçsa insanidir. Bir şey ihtiyaçsa demek ki varoluş sebebi vardır. İnsanın bu dünyada varlığının sebep ve hikmeti de budur. Dershane nedir? Bir ihtiyaçtır. Neye ihtiyaçtır? Çocuğunu özel okula gönderemeyen, özellikle onun için söylüyorum. Hani biraz fakir öğrenci gidemiyor, gönderemiyor diye bir kara propaganda yapılıyor. Bence doğru değil. Çünkü esas insanlar çocuklarını özel okula gönderemiyor. Özel okul 10 lira, 15 lira, 20 lira, 30 lira. Dershane 2 lira, 3 lira. Şimdi yıllarca çocuğunu özel okula gönderemeyen aile lise sona geldiği zaman bir sene dişini sıkıyor. Çocuğunu bir sene sıkıştırılmış bir dershane programıyla aradaki uçurumu kapatıyor. Esas konunun özüne şuradan yaklaşmak lazım. Kanun zoruyla bir kanun çıkararak bir özel sektör kapatılabilir mi? Kapatılamaz mı? Kağıt üzerinde kapatılabilir. Ama ihtiyaç devam ediyorsa büyük bir haksızlık, büyük bir zulüm olur. Bunu da kamu vicdanını yaralar. Esas buradan bakmak gerekiyor. Daha düne kadar devlete tağut diyenler, düne kadar devleti efendim elimizle yaptığımız bir helvadır, bir puttur. İhtiyacımız olduğu zaman bunu yeriz diyenler. Efendim yıkılacak devlet diyenler. Şimdi bazı arkadaşlarımız, yazarlar, çizerler, kendilerini düşünce kuruluşu üyesi diye takdim edenler. Bu kadar devleti kutsayıp sonra da kalkıp kardeşim bu ihtiyaçları zaten devlet görecek, size ne ihtiyaç var kardeşim demesini fevkaladeden yadırgıyorum. İnsani bulmuyorum, İslami de bulmuyorum. Çünkü eğer siz devlet gücüyle bir eğitim müessesesinin kapatılmasını meşru görüyorsanız bizden öncekilerin devlet gücüyle, kanun gücüyle imam hatipleri kapatmasını da meşru görmeniz lazım. Onunla bunun arasında teknik olarak hiçbir fark yoktur. Devletin şöyle deme hakkı var. Ben öyle bir gayret göstereceğim. Milli eğitim öyle bir performans gösterecek ki insanların derse, dershaneye ihtiyacı olmayacak. Eyvallah. Biz ihtiyaç yoksa zaten dershane de yoktur. Ama hem ihtiyaç devam edecek. İhtiyaç devam edecek ama biz bunu halk eğitim merkezlerinde yapacağız. Pardon, hangi rejimle yönetiliyoruz? Yani diyorsun ki özel sektörü ben buradan alırım ama ihtiyaç devam ettiği için devlet aracılığıyla yaparım. E o zaman bunun bir adım ötesi kolhozlar, solhozlar, efendim bir kısım o sosyalist yapının getirdiği devletleştirmedir, kamulaştırmadır. Şimdi önce kapatacağız diyorsun, buna tepki gelince hayır dönüştüreceğiz. Bu da çok incitici bir söz. Kanun zoruyla ben seni dönüştüreceğim sözü bir siyaset mühendisidir. Bir toplum mühendisidir. Bunu yapmaya hiçbir ehli vicdanın hakkı yoktur diye düşünüyorum. Önce bunu burada anlaşabilirsek, devlet kapatabilir mi kanun zoruyla? İhtiyaç, efendim çok pahalı. Tamam, o zaman pahalı restoranları da kapatalım. E burası bir rant kapısı. Bu ne biçim laftır, ben anlamıyorum. Rant kapısı ne demek? O zaman TOKİ'ler de bir rant kapısı. Öyle değil midir? Kiptaşlar da bir rant kapısı. İnşaat kadar büyük bir rant kapısı var mı? Oralardan başlayalım o zaman. Hepsini devlet yapsın. Özel hastaneler kapatılsın. Külliyen hepsi devlet hastanesine dönüştürülsün. İnanan insanlar devlet kavramıyla bir ağır imtihan yaşıyorlar. Gördüğüm acı gerçek budur. İnanan insanlar devlet nedir? Nereye kadar müdahale edebilir? Devletin müdahale hakkı bireyin hangi hakkına kadar sınırı vardır? Kitlelerin hangi hakkına kadar sınırı vardır? Ticarete ne kadar müdahale edebilir?
siyasete ne kadar, devlet gücü nerede, hangi miktarda kullanılır? Aslında dershane meselesi bunun bir, tabiri caizse, bir göstergesidir. Devlet eğer, kardeşim ben dilediğimi yaparım, binlerce dershaneyi iki dudağım arasında aç açarım, kap kapatırım derse bunun sonu gelmez diye düşünüyorum ve bunun Türkiye'deki bu güzel demokratik yapıya da faydasını olacağını düşünmüyorum. Evet. Bir de bu konuyu biraz bağlamından çıkarıp dışarıdan doğru bakanlar, burada bir siyasi hesaplaşma, bir rekabet ortamı mı var diye de söylüyorlar. Buna ne diyorsunuz? Ben tamamen demagoji diye düşünüyorum. Bir kere suçladığınız insanlar siyasi bir parti değil. Siyasi bir partinin arka bahçesi de değil. Türkiye'ye kim hizmet ederse, hangi seneler, hangi dönemlerde olursa olsun, kim ne kadar hizmet ederse etsin, o hizmetlere destek vermiş. Eğri gördüğüne eğri, doğru gördüğüne doğru. Eğri diye genelde hitap ettiği kitlenin doğrusuna da doğru, doğru diye alkışladığı kitlenin yaptığı bazı yanlışlara da yanlış diyen bir kitleden bahsediyorsun. AK Parti'nin siyasi rakibi değil. Siyaset yapan bir kitle de değil bu. İnsanlar diyorlar ki kardeşim burada bir yanlış var. Buraları kapatmak veya sonradan eklenmiş tabire dönüştürmek, ben bir adım ötesi kamulaştırmak diyeceğim, devletin kontrolü altına almak, bu ehli kalbin, ehli vicdanın, ehli insafın kabul edeceği bir şey değil. İnsanlar döner sorarlar, burada bir tuğlan mı var ki kapatıyorsun? Bir damla gözyaşın mı var ki kapatıyorsun? Bir damla alın terin mi var ki kapatıyorsun? Veya bu insanlar bir yanlış mı yapmış ki kapatıyorsun? Şöyle diyebilirsin, ben devlet kendi görevimi yaparım, sana ihtiyaç kalmaz. Sana ihtiyaç kalmadığı için sen zaten kendi dükkanını kapatırsın. Ben ta bu tartışmalar bu kadar alevlenmeden şöyle bir şey yazmaya gayret etmiştim ve neşredildi gazetemizde. Dershaneler kapanabilir ama kapatılamaz. İsterse adam der ki tamam bana ihtiyaç kalmadı, kapat. Hatırlayın, Türkiye'de neredeyse her sokakta, her köşe başında 3-5 tane döviz bürosu vardı. Nereye gitti döviz büroları? Hükümetimiz ne yaptı? Devalüasyonla ilgili önemli tedbirler aldı. Ekonomide çok önemli adımlar attı. Döviz büroları bir zaman sonra dedi ki bize ihtiyaç kalmadı. Neden ihtiyaç kalmadı? Enflasyon çok yüksekken insanlar paralarını götürüyor dolara, dolardan çıkıyor euroya, eurodan çıkıyor kendi Türk lirasına dönüyorlardı. Şimdi sen ihtiyacı kaldır, sonra dedi ki dershane kapanabilir. Hay hay, insanlar kendileri gider kapatırlar. Ama ihtiyaç orada hazır dururken, insanları 12 defa sınava alırken, her sene sınava tabi tutarken, sonra halk eğitim merkezlerine zaten ben bunu vereceğim diyerek ben bu dershaneleri kapatıyorum, bu ikna edici değil. Bunun bir siyasi şey olduğunu söylemek de çok komik geliyor bana. Neden şöyle komik geliyor? Allah için 14 Kasım gerisine gidelim. Türkiye'deki havayı bir şöyle bir koklayalım. Fethullah Gülen Hoca Efendi bir çok ciddi bir rahatsızlık geçirmiş. Kendisi acilen ambulansla hastaneye kaldırılmış. Bir gece hastanede kalmış. Sıkıntılar içerisinde kaldığı hastaneyi görseniz yüreğiniz parçalanır. Yan yana dizilmiş hastalar, arada birer birer perdeler. Buranın iniltisini o duyuyor, oranın haykırışını öbürü duyuyor. Böyle bir hastanede kalmış. Dönmüş, sağ olsun Sayın Başbakanımız telefon açmış. Hoca Efendi dönmüş, telefonla konuşmuşlar. Sohbet etmişler, dertleşmişler. İki tarafta fevkalade de mutlu. Ve onun akabinde Zaman Gazetesi'nde iki sayfa bir teşekkür belgesi yayınlanmış. Sayın Başbakanımıza da, Sayın Bakanlarımıza da, muhalefet veya iktidar partisinden olan insanlara da bir teşekkür yayınlanmış. O atmosfer böyle tertemiz giderken, birden nasıl oldu Türkiye buraya geldi? Bilinmeyen, 3 kişinin, 5 kişinin kapalı kapılar ardında hazırladığı bir taslak ortaya çıktı. Biz bu taslağa inanmak istemedik. Dua ettik, inşallah doğru değildir diye. Ama taslağın her bir satırının doğru olması sadece bizim meselemiz değil, Türkiye'nin meselesi. Şimdi dershanecilik yapan binlerce insan, yüzlerce insan feryat ediyor. Yüzüğümü satarak dershane kurdum diyen adamın
bir cemaatle, bir camiayla ilişkisi yok. O da adamcağız da feryat ediyor. Haklı bir şekilde feryat ediyor. Veya biz eşimle beraber imkanlarımızı bir araya getirdik. Yuvamızı yıkıyorsunuz diye feryat eden adam boşuna feryat etmiyor. Şimdi bugün bir arkadaşımız devlet memuru, bir de böyle bir şey var. Kardeşim devlet memuruysan devlet memuru ciddiyetiyle hareket edeceksin. Sabahtan akşama 100 tane tweet atan devlet memuru mu olur? Diyor ki bilmem ne şirketi ne kadar efendim kutsalsa dershane de o kadar kutsaldır. Dershaneye kutsal diyen yok ki. AK Parti de kutsal değildir. X Parti de kutsal değildir. Y Partisi de kutsal. Hiçbir şey, dünyevi olan hiçbir şey kutsal değildir. Kutsal olan bir şey vardır. İnsanların emekleri, insanların duaları, insanların bedduaları. Kul hakkına riayet etmek lazım. İnsanlar dişlerinden tırnaklarından artırarak eğer bir müessese kurmuş iseler, insanlar bir nesil yetişsin diye canla başla buralara gayret sarf etmiş bir müessese kurmuş iseler, bir gün kapının önüne gelip ben seni kapatacağım demek ben çok fevkalade üzücü buluyorum. Hatta verilen örnekleri de üzücü buluyorum. Mesela kentsel dönüşüme benzetilemez mi? Eğer sosyolojik manada bir takım ticari müesseselere, bir takım hizmet sunan müesseselere bu açıdan bakacak olursanız o zaman bunun adı toplum mühendisidir. İnşaat mühendisinden bir fark olmalıdır. İnşaat mühendisi bu binayı yıkıp yeni bir bina yapabilir. Ama toplum mühendisliği dayatmayla, kanun zoruyla, efendim yargı kararıyla. Şimdi ben herkese şunu söylüyorum. Alın Zaman Gazetesi'nin o günkü nüshalarına bakın. AK Parti'nin kapatılmasına ne kadar şiddetle karşı çıktıysak, dershanelerin kapatılmasına da o kadar şiddetle karşı çıkıyoruz. Sebebi çok açık. Kanun gücüyle halkın açtığı herhangi bir müessese kapatılamaz. Kanun gücüyle kapatılamaz. Kapatılırsa vicdanlarda yara oluşur. O gün AK Parti kapatılacağına kesin gözüyle bakanlar, kendine başka partide yer ayıranlar, hatta parti kuranlar, yedek parti kurup nasıl olsa bu kapanıyor, biz artık buradan devam ederiz diyenler, bugün bakıyorum parti kapatma konusunda gösterdikleri o ikircikli tavrı dershane kapatılması konusunda da gösteriyorlar. İlkeli olmak lazım, prensipli olmak lazım. Kanun zoruyla imam hatip kapatmak neyse dershane kapatmaktadır. Parti kapatmak neyse dershane kapatmaktadır. Meselenin aslını konuşmadıktan sonra faslını tartışmanın çok büyük bir anlamı yok. Evet. O gün bugündür Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri dershanecilerle de bir araya geliyorlar. Fakat ciddi bir ikna ortamı oluşmuş diyemeyiz. Çünkü dershanecilere konunun nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Hemen her toplantıda dershaneciler biz bunu bir dayatma olarak görüyoruz deyip toplantıyı terk ediyorlar. Bütün bu süreç böyle ilerledi. Bir de yeni yeni açıklamalar arka arkaya geldi. Hatta bir AK Partili milletvekili bir paralel devlet yapılanması diyebileceğimiz KCK'dan yola çıkarak dershanelerin de bir paralel devlet ya da paralel eğitim kurumu olduğuna varacak kadar bir açıklama yaptı. Bütün bu sürecin o dönemler içinde geçen açıklamalara baktığımızda nasıl görüyorsunuz? Eğer o milletvekili beyefendi biraz ben yanlış anlaşıldım, amacımı aştım demeseydi istifa etmesi şarttı. Çünkü KCK dediğiniz silahlı bir örgüt. Siz dershaneleri KCK'ya benzetirseniz veya insanların hizmet adına yaptığı şeyleri KCK'ya benzetirseniz bunun sonu gelmez. Bu cadı avına döner. Cadı avının sonu biliyorsunuz en yakınıza dönmüştür. Orada bitmiştir zaten. Şimdi siz şöyle mi düşünecek insanlar? Efendim devletimiz her işi yapıyor. Eğitimi yapıyor, sağlığı yapıyor, adaleti yapıyor. Bunu yapıyor, onu yapıyor. Dolayısıyla bu çerçevede özel teşebbüsün yaptığı her şey, velev ki insanlığa büyük hizmet olsun, ülkeye büyük hizmet olsun, KCK gibi bir şeydir. Bu çok büyük bir vicdansızlıktır. O zaman dönerim ben şöyle şeyler söylerim mesela. Saçma olacak ama eğer öyle denirse böyle denebilir. Kardeşim sen kendine düşünce kuruluşu diyorsun. Düşünce kuruluşum diye ortada ha, o televizyon bu televizyon dolaşıyorsun. Sonra da devletin çok önemli kurumlarına girip orada yetkili makamlara oturuyorsun. Bu da bir çeşit. Acaba paralel devlet midir diye adam sorgular. İnsanların yaptığı hizmetler var.
dünya kadar insanların açtığı vakıflar var. Okullar var. Yurtlar var. Bunları da mı o çerçevede düşüneceğiz? Eğer o çerçevede düşünürsek Sayın Başbakanımızın en yakınlarının yaptığı güzel hizmetler var. Biri de kalkıp böyle mi söyleyecek? Bu nasıl bir önünü sonunu düşünmeden konuşulan sözler? Ben maalesef bazı arkadaşlarımızda büyük bir devlet kutsaması görüyorum. Bu mevzuyu çözemezsek hiçbir mevzuyu çözemeyiz. Dün devleti lanetleyen bazı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yıkılması için slogan atan bazı arkadaşlarımız, bugün devlet diyor, başka bir şey demiyor. Kardeşim, bu devlet başımızın tacıdır. Allah devletsiz bırakmasın, devletimize zeval vermesin. Ama devlet insanlar içindir. İnsanlık içindir. İsterse İslam Ansiklopedisi maddesine baksınlar. Kur'an-ı Kerim'de devlet kelimesi geçmez. Ama devlet adamının vasıfları geçer. Adil olmak, eşitlikçi olmak, insanlara merhamet etmek, insanlara güzel muamele etmek. Bütün ahlakı âliye bizim temel dini esaslarımızda da zikredilir. Fakat böyle bir devlet kutsaması. Devlet varsa hiçbir şey yoktur. Devletin yaptığı işi siz yapamazsınız. Devletin yaptığı işin benzerini yaparsanız paralelsiniz demek. Hele hele eli silahlı, kanlı bir örgütü buna örnek göstermek fevkaladen üzücüdür. Bu silah geri teper, bu sözü söyleyen insanları, bu propagandayı yapan insanları vurur. Gerek yok böyle tabii olmayan, anormal yorumlara gerek yok. Kardeşim, burada minder dışına kaçmaya gerek yok. Neyi tartışıyoruz? Dershaneler. Neyi tartışıyoruz? Eğitim. Bir Zaman Gazetesi olarak dikkat edin. Asla bu çerçevenin dışına çıkmıyoruz. Efendim, siyasi bir operasyon muymuş? Ya ne ilgisi var kardeşim? Siyasi bir operasyon olsa 15 gün önce oluşan atmosferden biraz önce bahsettim. Telefonlarla konuşulmuş, teşekkürnameler yayınlanmış, fevkaladeden bir pozitif hava esiyor. O pozitif havanın en önemli taşıyıcısı Zaman Gazetesi. Niye bir negatif hava essin isteyelim? Siyasi bir konu değil. Hiç minder dışına kaçmaya gerek yok. Yok efendim paralel bilmem yapıymış, yok bilmem. Bütün bunlar maalesef dershane konusundaki rasyonelitenin yakalanamayışından kaynaklanıyor. Gelin kardeşim, dershane ihtiyaç mı değil mi? Sınav varsa kurs ihtiyacı var. Kurs ihtiyacı varsa dershane ihtiyacı var. Efendim ben kapatırım. Kapatırsın. Milletin vicdanını yaralarsın. Bu bir. Bak, yüz binlerce, milyonlarca insan şunu söylemeye mecbur kalır. İster camiayla alakalı, ister camiayla alakasız insanlar. Ben bir eğitim yuvası kurdum. Kanun zoruyla gelip buldozerle yıkar gibi yıktılar. Bunu yüz binlerce insan söyleyecek. Ardından o insanların çocukları bunları söyleyecek. Ardından bu çocukların torunları söyleyecek. Bu bir vebaldir. Bu bir günahtır. Bunda ısrar etmek yanlıştır. Evet. Bir de ne istediler de vermedik sözü vardı. Bu da biraz minderin dışında cümleler midir? Ben canlı yayın kazası gibi baktım. Sayın Başbakan'ın kötü niyetle söyleyeceğine ihtimal veremiyorum. Çünkü o zaman şöyle bir şey sorarız. Ne istedik? Enerji ihalesi mi istedik? İnşaat ihalesi mi istedik? Kat mı istedik? Yat mı istedik? Sayın Başbakan açıkladı. Dedi ki üniversite için yanıma gelir. Gelecekler tabii. Onda da bir yanlışlık var aslında. Şöyle ki, siz bir üniversite açmak istiyorsunuz. Üniversite açabilmeniz için Bakanlar Kurulu'na gitmesi, Bakanlar Kurulu'nun tek tek imza atması lazım. Her üniversite açan mütevelli heyet başkanları bakan dolaşıyor. Bütün açılan vakıf üniversiteleri böyledir. Önce YÖK'e gidiyor, YÖK'ten kalkıyor Bakanlar Kurulu'na dolaşıyor. Bakanlar Kurulu'ndan fırsat bulabilir, randevu alabilirse Sayın Başbakan'a gidiyor. Adam gittiyse, hukuken de süreç buysa, sistem böyle işliyorsa ve üniversite açmak için arkadaşlar bana geldi demeyi başka çağrışımlarından dolayı doğru bulmuyorum. Hani ne isteyecek insanlar? İstedikleri her şey bu ülke için.
bu millet için, bu vatan için insanlar bir şey istiyorsa, isteyen de şerefli bir şey istiyor. Veren de herhalde şerefli bir şey veriyor. Güzel bir hizmete ortak oluyor. Ama ekstradan bir kıyak geçiliyorsa, ekstradan bir iltimas söz konusuysa o da açık açık söylenmeli. Hiç kimse şahsi menfaat için bir şey istememiştir. Hiç kimse de gayrimeşru sayılabilecek bir zerre miktar bir şey vermemiştir. Ben canlı yayında tam anlaşılamadığını konunun, bazı art niyetli insanların da acaba orada ne isteniyor diye bunu bilerek kastı mahsusa ile başka bir yere çektiğini düşünüyorum. Bu süre içinde genel medyanın durumunu, hem yazılı medyanın hem görsel medyanın durumunu ve tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi medya işi bir vicdan işidir kardeşim. Gece başınızı yastığa koyduğunuzda rahat uyuyabiliyor musunuz? Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki ya bu niye bu kadar feryat ediyorsun? Ya kardeşim canı yanan insanlar var, niye feryat etmeyecekmiş? Yakma canını. Bu işin sizin açınızdan bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Pardon, ben daha temel bir meseleden bahsediyorum. Devlet kanun zoruyla burayı yıkarım, burayı ihya ederim, burayı ezerim, burayı ihya ederim derse bunun sonu gelmez diyoruz. Mevzu sadece dershane meselesi değil. Ama bazı arkadaşlarımız, bazı kardeşlerimiz kapalı kapılar arkasında söyledikleriyle, ya aslında ben de karşıyım. Böyle yüzlerce insan biliyorum. Hem medyadan hem siyasetten. Aslında ben de çok doğru bulmuyorum. E doğru bulmuyorsan çık söyle kardeşim. Dostluğun gereği, dostluğun gereği, arkadaşlığın gereği, kardeşliğin gereği dost doğru konuşmaktır. Aslında ben öyle düşünmüyorum ama ne yapayım? Patron böyle istiyor diye insanlar şirketleri böyle yönettirebilir mi? Ben medyada bazı arkadaşlarımızın, özellikle yeni yetme bazı arkadaşlarımızın söylediği sözleri de çok yadırgıyorum. İslam alimleri hakkında konuşurken takındıkları tavrı, kullandıkları ifadeleri, bilmiyorum o arkadaşlarımız kaç doğumludur? 80 darbesini görmüş müdür? Efendim 28 Şubat hakikaten bilirler mi? Bu İslam davası uğrunda bir damla gözyaşları var mıdır? Bir damla alın terleri var mıdır? Bilmiyorum. Ama konuşurken o kadar büyük, o kadar şatafatlı konuşuyorlar ki hayretler içerisinde kalıyorum. Ve Üstad Necip Fazıl'ı belki günde 100 kere hatırlıyorum. O rahmetli büyük üstad dedi ki, bir gün hohlaya hohlaya buzdağlarını eriteceğiz. Öyle bir gün gelecek ki hohlaya hohlaya iceberg'leri eriteceğiz. Ama korkuyorum etraf çamurdan geçilmez. Allah ruhunu şad etsin. Bugün etraf çamurdan geçilmiyor. Maalesef. Neymiştir Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye için, neymiş Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti için cemaat bir hamle yapıyormuş. Allah'tan kork. Neymiş efendim şöyle bir de kibirli bir söz var. Böyle mütekebbir. Yani kardeşim bunların zamanında serpildiniz, büyüdünüz. Çok ayıp. Çok ayıp. Bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye sırtını hiçbir faniye dayamamıştır. Alın isterseniz en baştaki üstattan, ta 100 sene geriye gitmek zorunda kalırsınız. O Beyazıt Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na kadar, yaşasın zalimler için cehennem diye bağırdığı günden bugüne 100 sene geçmiştir. Ve o köprünün altından çok sular akmıştır. Eğer Hoca Efendi'den başlatıyorsan 60'tan 70'ten itibarendir. İçinde hapishane vardır. İçinde 6 sene o sefilleri romanında olduğu gibi sokak sokak kovalanma vardır. Gece yarılarında el feneriyle kitap okunup hiçbir insanla görüşememe vardır. Çile vardır, ıstırap vardır, sancı vardır. Şimdi böyle iki elini cebine sokup havaya bakıp ıslık çalarak ona buna ahkam kesmeyi ben tam Necip Fazıl'ın evet hohlaya hohlaya buzdağları eridi ama etraf çamurdan geçilmiyor sözüyle aynen tablolaştırıyorum. Böyle şeylere gerek yok. Evet, aramızda bir kardeşlik hukuku var. Biz
Ben gazeteciliği şöyle diyorum, işin doğrusu arkadaşlarımla beraber. Ne yazarsan yaz, ne söylersen söyle. Basın yasası, şu bu, hepsinin değeri var. Etik kurallar, onların da değerleri var. Ama en temel değer, bir gün Hazreti Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Yazdığımız her yazıdan, kurduğumuz her cümleden, kullandığımız her bir kelimeden. Orada mahcup olacağımız bir yaltaklanmaya gerek yok. Orada mahcup olacağımız böyle bir şakşakçılığa, goygoyculuğa gerek yok. Hak neyse onu ifade etmek lazım. Ve dostluğun gereği, ben bunu doğru bulmuyorum dediğimiz dostlarımız, sevdiğimiz insanlar, onların da demesi lazım ki el hak dostluk budur. Burada bir yanlış varsa elbette kardeşlerim doğruyu söyleyecek. Buna alınmamak, kırılmamak, darılmamak lazım. Biz işin doğrusu kırıcı bir söz söylememeye olabildiğince gayret gösteriyoruz. Yine de kırıcı bir söz kullanmış da olabiliriz. Onun için özür de dileriz. Gazete olarak söylüyorum. Tavzih hakkına saygı duyarız. Tahsih hakkına saygı duyarız. Tekzip hakkına saygı duyarız. Çünkü biz müminiz. Gazeteciyiz ama öbür aleme inanırız. Allah huzurunda satır satır, an be an, içimizdekiyle dışımızdakiyle, kapalı kapılar ardında konuştuklarımızda, kamuoyunun huzurunda konuştuklarımızda hesabımızı vereceğimizi biliyoruz. Fakat görüyorum ki bazı güzel arkadaşlar işin öbür tarafını çok fazla düşünmeden o eski numara, eski Türkiye gazeteciliği, eski Türkiye'nin o cambaz gazeteciliği, rüzgara kapılıp gitme gazeteciliğini yapıyorlar. Ben şahsen bazı arkadaşlarım açısından hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama diyorum ki herhalde bir sebebi vardır. Şöyle bir şey kafamda da kuruyorum işin doğrusu. Kalbi bir bağdan dolayı insanlar vurdum duymaz hale geldiyse, yani bir partizanlık, bir tarafgirlik, bir efendim şeyden dolayı belki bunu mazur görebilirim. Ama bir de mideden bağlı olduğu için saf değiştirip hoplayıp zıplayanlar varsa, mahallemizde tuzsuz deli Bekir rolüne soyunanlar varsa, hani o gölge oyunlarında vardır, ortaya çıkar. Hiç anamı da kesem ben, babamı da kesem ben. Ya bununla hiç kimse korkmaz. Tarih huzurunda sorumluyuz. Allah karşısında sorumluyuz. Milletimiz de bu günleri, bugün, yarın, 10 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra konuşacaktır, düşünecektir, tartışacaktır. Öyle şeyler söyleniyor ki yani insanın yüreğinden kan damlıyor. Kalkıyor birisi diyor ki işte bunlar İsrail'le bilmem ne yaptığı için. Ya senin konuştuğun kitlenin milyonlarca içinde insan var. Nasıl böyle bir iftirada bulunabilirsin? Nasıl böyle bir yalanda bulunabilirsin? Huzuru Rabbul Alemin'de bunun cevabını insanlar senin yakana yapıştığı zaman nasıl verebilirsin? Bu mudur gazetecilik? Elinde somut bir delil varsa delikanlıca çıkar söylersin. Yoksa suizanlığınla baş başa kalırsın. Konuşursan gıybet yapmış, içinde milyonlarca insanın olduğu insanlar hakkında tek tek kul hakkına tecavüz etmiş olursun. Ve tek tek herkes senden hesabını sorar. Bugünün yarını var, yarının da öbür günü var. İnsanın temiz olması, temiz kalması, dürüst olması, Allah'tan korkması, Allah'tan korkan hiçbir şeyden korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaması, mümin olması, bu ülkeye sevdalı olması gerekir. Bugün dershaneleri savunduğunuz kadar 28 Şubat'ta sesiniz çıkmıyordu diye sizi eleştirenler de var. Heyhat, bu da bir ezber. Ezberin daniskası. 28 Şubat'ta Zaman Gazetesi ne yaptı? Pardon, bugün onu yazan arkadaşların gazetesi ne yaptı? Sağ olsun Bülent Korucu 28 Şubat'ta Zaman Gazetesi'nde hangi manşetler atıldı diye geniş bir haber yaptı. Ben Bülent Bey'den rica ediyorum. 28 Şubat'a çok vakit yok. 28 Şubat döneminde şimdi Zaman Gazetesi 28 Şubat'ta ne yaptı kardeşim diyen arkadaşlarımızın gazeteleri ne yaptı? O sevgili arkadaşlarımız neler yazdılar? Erbakan Hoca'ya hangi akılları verdiler? Nasıl tenkit ettiler? Nasıl ayar yaptılar? Aynen bir arkadaşımızın kullandığı tabiri söylüyorum. Birinden rivayetle söylüyor tabii. Nasıl ayar yaptıklarını beraber görelim. 28 Şubat'ta da
Başörtü meselesinde de. Kardeşim biz hepimiz aynı yerde, aynı tonda olmak zorunda değiliz. Ama bizim bir duruşumuz vardı, halen de var. Bizi sanki böyle hiç efendim 28 Şubat'ı ayakta alkışlamışız gibi. Ya bir kere 28 Şubat'ın en büyük mağduru biziz. Zaman Gazetesi o günden bugüne Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akreditasyona maruz kalan, soruyorum başka bir gazete var mı? Gerçi herhalde şu an akreditasyon da yok. Akreditasyon gereği icap eden askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bir toplantı yok. Şimdi akreditasyonu sağ olsun bir dönem Enformatik Cehalet diye fevkalade güzel bir kitap yazan, şimdi de benim için şahsi kanaatim büyük hayal kırıklıklarına yol açan Sayın Bakanımız Nabi Bey yapıyor mu, yaptırıyor mu? Bürokratları mı işgüzarlık yapıyor, yaptırıyor bilmiyorum. Bir akreditasyon var ama döner sorarım. 28 Şubat'tan daha yakın döneme kadar. 28 Şubat döneminde başlayan akreditasyon kimin üzerinde yapışıp kalmıştır? 28 Şubat döneminde dava açılıp da hala bir bakıma sürgün yaşayan insan kimdir? Dershanelerine baskın yapılan, müfettiş yağdırılan kurumlar kimlerdir? Bunu sorarım. İnsanlar bu konuda da ezbere konuşuyor maalesef. Evet. Bir taraftan da oy tercihleri üzerinden bütün bu gerginlik yaşanıyor diyenler var. Şimdi oy tercihleri konusunda ben kendimi bildim bileli. Bu camianın bir istisnası vardır. Nereye oy atılacağına dair hiçbir telkin olmaz. Herkes vicdani kanaatına göre hareket eder. Ama öyle bir hava oluşur ki vicdani kanaat gider bir partide birleşir. Bu bir talimatla yapılmaz. Bu bir ricayla, bu bir emirle yapılmaz. Dıştan bakanlar, böyle bir de Türkiye'de cemaat uzmanları türedi. Yani bir dönem şeyler olduğu gibi, müsteşrikler olduğu gibi tamamen outsider. Dışarıdan bakıyor, bir hükme varıyor. O hüküm mutlak bir gerçekmiş gibi bütün sosyal analizlerini, bütün siyasi analizlerini onun üzerine kuruyor. Kardeşim, camia içerisinde X partisine oy verin diye bir tebligat asla yapılmaz. Herkes vicdani kanaatına göre hareket eder. Bir tek bunun istisnası vardır, referandum. Referandumda oylanan bir parti değildir. Referandumda oylanan bir pakettir. Bugün olsun, bugün de yine insanlar adeta mezarından kalkıyor gibi gelip oylarını vereceklerdir. Çünkü o Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından önemli bir adımdır. O adımı atanların bir kısmı pişman olmuş mudur, olmamış mıdır, gereği var mıydı, yok muydu diye onu bilmem. Ama bugün de yeniden bir referandum olsa herhalde yine oraya bir oy verelim diye düşününce olur. Onun dışında efendim Bülent Ecevit'e oy verilmiş midir? Kimse Bülent Ecevit'e oy verin dememiştir. Ama vicdanların, mahşeri vicdanın ibresi o gün oraya kaymışsa kimse aman oraya vermeyin diyemez. Veya buraya verin demez. Diyemez. O yüzden bu camianın içinde her partiden insan vardır. Her siyasi görüşten insan vardır. Şimdi hal böyleyken yani insanlara gidin falan yere oy verin denmeyeceğine göre mevzuyu niye oya bağlıyorsun? Bir kere minler dışına kaçmaya gerek yok. Dershane mi kapatmak istiyorsun? İşte burada. Ekonomik açıdan konuşalım. Hukuki sosyolojik açıdan konuşalım. Hukuki açıdan konuşalım. Bir kere eğer bu bir testse, ya bazı arkadaşlar bir test yapmayı düşünmüşlerse en iyi bildiğimiz yerden sormuşlar. Ya bu eğitim işini bilen insanlarla karşı karşıyasınız. Ben bürokratlarla telefonda veya ruberu görüştüm. Vallahi hiç kusura bakmasınlar. Mevzuya çok vakıf değiller. Dershane nedir? Dershane kaç çeşittir? Özel efendim okullar nedir? Hangi boşluğu doldurur? Şimdi mesela inanılmaz bazı şeyler söyleniyor. Efendim uzaktan eğitimden bahsediliyor. Açık liseden bahsediliyor. Ya bu çok komik şeyler bunlar. Hiç literatürde yeri olmayan akademik liselerden bahsediyor. Bu ne demektir? Biz yeniden bir kavram oluşturalım. Bir kere ilk düğme yanlış düğmelenince
artık ondan sonra söylenen her şey bence yanlış bir yere gidiyor. Bunun siyasetle bir alakası yok, oyla bir alakası yok. Bununla oyu efendim denkleştirmek yanlış. Efendim buradan çıkacak oy cemaatin oyunu belirle. Bu da çok kibirli söylenen laflar. %1 oyu var. Ya velev ki %1 oyu var. Senin zulmetmeni gerektirir mi bu kardeşim? Şimdi bazı şey var, Twitter'cı arkadaşlar var. Bazı yazarlar var. Efendim zaten %1 oydu. Tamam. Diyelim ki %0 var. Diyelim ki daha düşük. Diyelim ki sandığa gitmiyorlar. Senin bir yanlışlık yapmanı, haksızlık yapmanı meşru kılar mı bu? Adaletle emrediyor. İyilikle emrediyor. Yakınlarına iyilik yapmakla emrediyor. Ve ihsanla emrediyor. Bizim inandığımız inanç değerimiz bu. Bunun ötesine çıkıp böyle ben çok şahsen insanın bazen üzülüp dudağının ucuna gelen sözler de oluyor. Mesela ben şöyle bazen söylüyorum. Ya o kadar çok hevesliyse bir yerde test etmek istiyorsanız, ille de bir yerde test etmek istiyorsanız. Şimdi bu parlamentoda, basının huzurunda, şurada burada. Dershaneler hakkında, hizmet hakkında, camia hakkında. İleri geri konuşan adamlardan birisi aday olsun. Bakalım olabiliyor mu, olamıyor mu? Şimdi hep sevilen insanları, camianın da çok sevdiği insanları getirip aday koyduğun zaman tabii şey kolay değil. Ama bunu buraya indirgemek de doğru değil. Yani bunu ben şimdi tartışmış oldum. Ben de belki indirgenmesine yardımcı oluyorum. Bizim mevzumuz çok açık. Kardeşim dershane kapatmak ihtiyacı gidermedikten sonra. İhtiyacı ortadan kaldırmadıktan sonra. Yanlıştır. Bütün dünya bu gerçeği söylüyor. Siz gazetede ilk gün haber yaptığınız andan itibaren sosyal medyada da benim şahsen Twitter'la ilgilendiğim günden bu yana hiç görmediğim kadar ciddi bir hareketlilik var. Herkes bir şeyler yazıyor ve ortada pek çok bilginin yanı sıra iddialar, hatta bazen de karşıdaki insanı rencide edici cümleler kuruluyor. Böyle sosyal medya ortamında baktığımızda ya da medyanın bu tarafından baktığımızda siz olayı nasıl görüyorsunuz? Valla bunda da ilkeli yaklaşmak lazım. İster camia adına, ister parti adına, nezaket sınırlarını aşarak yalan diyebileceğim, iftira diyebileceğim, hakaret diyebileceğim coşkunlukta tweet atan arkadaşlar hem kendilerine zarar veriyor, hem intisap ettiğini söylediği, ifade ettiği kurumlara zarar veriyor, hem de bu ülkeye zarar veriyor. Eğer bir fikrin varsa medenice, efendice, dürüstçe söylersin. Sırtını bir yere dayayıp, ne deniyor? Troller eşliğinde insanları yıpratmak, insanlara hakaret etmek, ister bu Sayın Başbakanımız olabilir, İsterse Hoca Efendi olabilir. Bu insanları hakaret edercesine eleştirmek, ağır laflar söylemek, camia hakkında akla hayale gelmeyecek şeyler söylemek. Ben herhalde bir tımarhaneye döndü memleket diyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanlar bir maskeli iletişim bu. Bazen de maskesiz. Yani edep duygusu o kadar dibe vurmuş ki bazı insanlarda. Maskesiz müminler hakkında, onların bağımsızlığı hakkında. Falan yerin adamıdır, filan yerin adamıdır, falan yerin ajanıdır diye yazı yazan adam, ha Hazreti Meryem validemize ahlaksızlık isnat etmiş, ha müminlere siz bağımsız değilsiniz, siz başka bir gücün ajanısınız demiş. Hiçbir farkı yoktur. Bunun bu dünyada da hesabı vardır. Ben şahsen açık söyleyeyim, bu tür hakarete maruz kalan insanların Twitter'da veya Twitter'ın dışında bir de bazı web siteleri var. Davacı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Mahkemeye başvurmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve nitekim ben şahsen birçok dava açtım. Dava açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yalan var, iftira var, hakaret var, tehdit var. Yüz yüze bir sokakta karşılaşsak Twitter'da yazdığının zekatını konuşamayacak insanlar Twitter'ı bir korkakların mağarası haline getirmişler.
sığınağı haline getirmişler. Ve maalesef kara propaganda yapıyorlar. Bazen bunlar cemaattan gözüküyor. Bazen bunlar partiden gözüküyor. Bazen bunlar gezici gözüküyor. Bazen bunlar gezi zekalılar diye gezi eylemlerine katılan insanlara bir isim, bir efendim lakap takarak konuşuyor. Bunların hiçbirisi sağlıklı fert, sağlıklı toplum göstergesi değildir. Kim yaparsa yapsın, kim konuşursa konuşsun, kim yazarsa yazsın, mahşeri vicdanı yaralayacak şeylerdir bunlar. Evet. Zaman Gazetesi okuyucusuyla çok yakın ilişkilerde olan bir gazete. Okuyucunuzla bu son dönemdeki yaptığınız haberlerden sonra aranızdaki iletişimde bir değişiklik oldu mu? Valla genel manada söyleyeyim. Bir kere Zaman Gazetesi okuyucusu çok hassas bir okuyucu. Bir kelimeyi yanlış yazsanız, bir harfi yanlış kullansanız, bir mevzuda bir rahatsız edici bir şey yapsanız yeri göğü inletir. İyi ki de öyledir. Hatta bazen çok şaşırdığım bir şey vardır. Bazı insanlar kendi özel hayatlarında göstermedikleri hassasiyeti Zaman Gazetesi'nden beklerler. Ya mesela der ki filan aktrisle niye efendim röportaj yaptınız? Neden abi niye buna kızıyorsun? Mesaj atarsın veya karşılaşırsın sokakta. Bu der falan dizide filan rolde oynadı. Vallahi ben bilmiyorum o diziyi. O rolü de bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Demek ki çoluk çocuğunla oturdun seyrettin diyorum. Adam evinde belki de pijamasını giyip belki de torunuyla çocuğuyla o diziyi seyrediyor. O diziyi seyretmekte bir beis görmüyor. Fakat o dizinin kötü roldeki karakteri oynayan bir oyuncusuyla röportaj yapılmasına kızabiliyor. Şimdi ben bunu da saygıyla karşılıyorum. Diyorum ki demek ki kendine cevaz hudutları çiziyor. Orada kendine bir beis görmediği şeyi Zaman Gazetesi'ne yakıştıramıyor. Eyvallah. Zaman Gazetesi okuru Zaman Gazetesi'ni hep böyle güzel bir yerde görmek ister. Bu olayda da tabii ki çok şaşırdılar. Ama bu ilk şaşkınlık değil. Ben istirham ediyorum bazı hafıza kaybına uğramış arkadaşlarımızı arşivlere bakmaya davet ediyorum. Biz terörle mücadele yasası çıkarken de aynı şekilde şu anki hükümetimize, Sayın Başbakanımızın başkanlığındaki hükümetimize ve o günkü Adalet Bakanımız Cemil Çiçek Bey'e çok şiddetli itiraz ettik. İyi ki de ettik. Terörle mücadele yasasında bizim taleplerimiz vardı. Neydi? Yine taslak vardı. Taslağı Hürriyet Gazetesi yayınlamıştı. Biz de o taslağa itiraz ediyorduk. Diyorduk ki terörle mücadele yasasına mutlaka cebir ve şiddet kelimesinin eklenmesi gerekir. Aksi takdirde her şey terör kapsamı içerisine girebilir. Bireysel terör diye bir tabir var. Bunun taslaktan çıkması lazım. Hatırlayın o günleri. Bireysel terör. Diyorsun ki nasıl bireysel terör? Terör bir örgütlü faaliyettir. Silahsız terör diye bir tabir vardı. Silahsız terör. Buna şiddetle karşı çıktık. Sağ olsun hükümetimiz, Sayın Başbakanımız, o gün şu an Cumhurbaşkanımız, o dönemde Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah Gül Bey'in, ya bu arkadaşların söylediği şeylerde bir, bu yazılan çizilen şeylerde bir şey var deyip de tekrar Bakanlar Kurulu'na bu mevzuyu getirmesiyle büyük bir mesele çözüldü. Terörün kanunlarımızdaki yeri bu söylediğimiz şartlar altında belirlendi. İyi ki de belirlendi. AK Parti'nin kapatılmasının önüne bu geçti. Geçen maddelerden birisi buydu. Burada silah yok, burada terör yok, burada herhangi bir illegal yapılanma yok. Nasıl kapatılabilir diye geliştirilen hukuki argümanın temeli o gün çıkarılan yasaydı. Evet. Dershane meselesi tabii sadece dershane olmadığını anlamış oluyoruz. Dolayısıyla da bu herkesin bir hür teşebbüs hakkına sahip olduğu noktasına gelmiş durumda. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda bu konu görüşülecek. İlgilileri bunu deklare ediyorlar. Sonra meclis vesaire gibi bildiğimiz normal bir süreç var. Bu süreç böyle devam ettiği durumlarda sizin tavrınız nasıl olacak? Vallahi gazeteler mahşeri vicdanın sesi olmakla mükelleftir. Biz bu taslağı gördük. Taslağa itiraz ettik. Tabiri caizse halka şikayet ettik. Eğer bu şikayetimiz bir yok hükmünde sayılırsa,
hiçbir değeri yokmuş gibi davranılırsa, ki o da çok incitici. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya Sayın Başbakanımız söyledi, kapanacak dedi, sözü yerde mi kalsın? Ben böyle bir şey anlayamıyorum. Sayın Başbakanımız bir teşkilat adamıydı, belediye başkanı oldu, siyaset adamı oldu. Siyaset adamıydı, devlet adamı oldu. Devlet adamıydı, uluslararası bir siyasi figür haline geldi. Bazı arkadaşlar başbakanı seviyor gibi yapıp onu neredeyse tekrar teşkilat adamı olmaya doğru davet ediyor. Kardeşim, başbakanımız dünyayı bilen bir insan. Bir kanun taslağı hazırladıysa, vatandaştan da büyük bir tepki geliyorsa, bu vatandaşların bir kısmı da canı gönülden ona karşı bir saygı sevgi beslemiş ise elbette diyecektir ki ya burada bir şey var herhalde. Daha önce buna benzer bir sürü şey oldu. Sayın Başbakan'ın, Sayın Bakanlar Kurulu üyelerinin, arkadaş halktan büyük tepki var, bunu bir daha düşünelim, bir orta yol bulalım dediği çok mesele olmuştur. Ben bunun da sağlıklı bir yere gelebilmesi için böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir geri adım değildir. Bu bir zafiyet değildir. Bu bir sözün havada kalması değildir. Bazı goygoycu arkadaşlar yanlış konuşuyor. Şakşakçı arkadaşlar yanlış konuşuyor. Ya öyle bir şey olabilir mi? Çok kısa bir zaman önce BDP milletvekillerinin dokunulmazlıkları kalkıyordu neredeyse. Fakat orada bir adım atıldı. Hükümet de değişik bir adım attı. Ana dilde eğitim olmaz, ülke bölünür demişti başbakan. Hatırlayın, Türkmenistan'dan dönerken Ankara temsilcilerine. 1,5 ay sonra demokratikleşme paketini anlatırken dedi ki özel okullarda ana dilde eğitim serbestiyeti getiriyoruz. Bu bir dönmüşlük müdür? Sözün yerde kalması mıdır? İnsanlardan gelen, uzmanlardan gelen, paydaşlardan gelen bir kısım talepler dikkate al, demokrasi budur zaten. Ben dedim herkes buna göre hizaya girsin. Ya bu Sayın Başbakanımızın da tarzı değildir. 11 senelik iktidar böyle büyüye büyüye böyle gelmedi. Hep nabız yoklandı. İnsanlar dinlendi. İnsanların vicdanlarında bir yaralama varsa, bir yaralanma varsa bunu tamir edelim dendi. Ve Türkiye çok büyük mesafe aldı. Buna rağmen, şimdi bunları söylüyorum, buna rağmen ille de biz bu yasayı çıkarırız derse insanlar halka şikayet etmiş oldu. Ben korkuyorum bunun bir adım ötesi halka şikayettir. İnsanlar bu kadar çaresiz kalırsa, getirip sen adamın hanesinin göbeğine incir ağacı dikersen hakka şikayet eder. Allah'a şikayet eder. Bundan çekinmek lazım. Taraf gazetesi dün sürmanşetten bir habere yer verdi. 2004 yılındaki MGK belgesini yayınladı ve orada Gülen'i bitirme planından bahsediyor. Altta pek çok imzanın olduğu bir belge yayınladı. Bu belgeyle ilgili sizin düşünceniz nedir? Şimdi o belgeyi daha o yıllarda işin doğrusu birçok gazeteci duymuştur. Hı hı. Yani gören belki olmamıştır ama şahsen duyanlardan birisi de benim. Hı hı. Yani böyle bir belgenin olduğuna dair bir dedikodu dolaştı. Ama belgeyi doğrudan bilfiil görme imkanı olmadığından dolayı acaba gerçek midir, değil midir, inşallah değildir diye düşünmüştür. Ben de şahsen hissiyatım hep olmuştur. Hatta bir mevzu açıldığı zaman da bunu konuşmuşuzdur. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Çok büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Ama o günkü şartların dayattığı bazı şeyler var. Belki o şartları da hesaba katmak lazım. Şöyle de düşünmüş olunabilir. Ya zaten biz iktidar biziz. Sonuçta Milli Güvenlik Kurulu'nun bir yaptırımı yok. Sadece tavsiyesi var. O bize tavsiye eder. Biz de bunları işleme koymayız. Bu tehlikeyi savuşturmuş oluruz. Hani insanın gönlünden keşke, keşke böyle bir şey hiç olmasaydı, keşke imza atılmasaydı diyoruz ama tabii o gün Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı, o gün gazeteciler, bazı gazeteciler yokmuş gibi davranıyor da eğer oturup doğru konuşmak lazım. Ankara'da sabahtan akşama kadar 10 tane darbe senaryosu konuşuluyordu. Gazete mutfağında çalışan herkes, Hürriyet gazetesi de, Milliyet gazetesi de, Sabah gazetesi de, bütün gazetelerin yöneticileri bunu bilir. Siyasetçiler de bilir. O yıllar, 2003'lü, 2004'lü yıllar,
sabahtan akşama birkaç darbe senaryosunun konuşulduğu yıllar. Genelkurmay'ın ışıkları sönmedi. Hep böyle bir jargon vardı. Genelkurmay'ın ışıkları sönmedi. Hiç sönmez nedense, herhalde açık bırakıyorlar, gidiyorlar. İçeride insan var mı yok mu bilmiyoruz ama ışıkların hep yanık olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu ben tabii şeyde görünce, tarafta görünce, dershane meselesinin bir yansıması, uzantısı gibi algılanmasından şahsen üzüldüm. Çünkü hep baştan beri ben yayın kadroma da söylediğim, kardeşim bu minderin dışına çıkmayalım. Biz çıkmayalım. Başkası çıkarsa çıksın. Bunu onunla karıştırmamak lazım. Onu ayrıca tartışmak lazım, tartışılacaksa. Hı hı. Ayrıca da tartışılabilir. Tartışılırken de biraz realiteleri göz önüne almak, elimizi vicdanımıza koymak, çok büyük haksızlıklara sebebiyet vermemek lazım. Yani insan gönlünden hep geçiyor. Keşke, keşke böyle bir şeyin altına imza atılmasaymış. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Niyet uçar, niyeti belki ancak eş dost bilir. Ama yazıyla bağlanınca bunun bir takım sıkıntıları olabilir. Fakat o günkü şartlarda, o zoraki şartlarda bir takım şeyler, belki de o yapanların, imza atanların gönlü el vermeye yapmışlarsa, buradan başka manalar çıkarıp olaya böyle bambaşka bir yangın havası vermek de zannediyorum ülkeye çok büyük bir fayda sağlamaz. Türkiye çok tecrübe yaşadı son 10 yılda. Ta 1960 darbesinden beri yaşadığı tecrübelerin üzerine yeni bir şeyler koydu. Normalleşme yolunda devam etmeli. Normalleşirken de gerideki anormal şeyleri o günün şartlar içerisinde bir daha düşünmeli. Pekala. Çok teşekkür ederiz. Çok sağolunuz. Evet, dershaneler konusu konuşulmaya devam ediyor. Anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde de Türkiye gündeminin önemli gündem maddelerinden bir tanesi olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.